Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı 56. programımızda Şehir Hepimizin de Şehir ve Edebiyat başlığında bugün sizlerle birlikteyiz. Erkan ve ben. Merhaba. Ve ilk defa bugün bir konuğumuz var, Hakan Bıçakçı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bıçakçı'yla biz ilk programımızda, ilk Şehir ve Edebiyat'ta konaklar ve köşklerden bahsetmiştik. Edebiyattaki konaklar ve köşklerden. İkinci programımızda apartmanlar ve sokaklardan bahsetmiştik. Ve bu seriyi plazalar, AVM'ler ve kentsel dönüşüm ve edebiyatla bitirmek istedik. Ve tabii ki ilk aklımıza gelen isim de Hakan Bıçakçı oldu. Teşekkür ederim. Bu vesileyle. Neden Hakan Bıçakçı oldu? Biraz belki ondan bahsetmek gerekir. Öncelikle Hakan Bıçakçı'nın eserlerindeki aslında temel mesele kahramanın şehir içerisinde, şehrin tekinsizliği içerisinde kendine bir hayat bulmaya çalışması. Fakat o hayatı bir türlü bulamaması ve şehirle kurduğu ilişkinin günümüz şehrinde hepimizin yaşadığı sıkıntıları aslında en baştan beri hep yansıtıyor olması ve belki de bu yüzden edebiyatında bir kaçış bulunamadığı için rüyaların da önemli bir yer halini alması şehirde kurulan bu ilişkide. Ve son kitabı Uyku Sersemi de geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve Uyku Sersemi gerçekten hem Hakan Bıçakçı'nın eserlerindeki kahramanların hem de hepimizin kabusu haline dönüşen kentsel dönüşümünde merkeze oturduğu bir eser olarak ortaya çıktı. Biraz bu şehir meselesinden başlayabilir miyiz? Çünkü hani senin kahramanlarının kabusu mu şehir gerçekten? Şöyle şimdi bu tekinsiz anlatıları seviyorum. Neden bilmiyorum. Öyle başladı ilk romandan beri bu boğucu tekinsiz atmosferde geçen çıkışsızlıklarla dolu. Gayet güzel özetlediğin şekilde karakterlerle dolu. Şehir ilk başta bu kadar ön planda değildi aslında. İlk dönem yazdıklarımda geriye dönüp baktığımda daha çok şehirlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani okuduğum diğer kitapların, izlediğim filmlerin etkisinin daha çok olduğunu, yaşadığım etrafımda dönenlerin etkisinin daha az olduğunu. Yani referanslarım hep daha çok işte şunun filmleri, bunun kitapları gibiydi. Zaman içinde neden bilmiyorum, her zaman böyle mi olur, bende mi böyle oldu bilmiyorum. Okuduklarım ve izlediklerimdense yaşadıklarım daha ağır basmaya başladı sanki diye düşünüyorum. Ve o tekinsizlikte şehrin rolü, kentsel dönüşüm, yani İstanbul'da yaşayan biri olarak, doğal olarak tabii ki İstanbul'daki tekinsizliği görüyorum. Onun rolü de artmaya başladı adım adım. Yani ilk dönemki romanları, öyküleri başka bir şehirde de geçirebiliriz aslında. Her yerin belli tekinsizlikleri var, evrensel bir. Daha çok İstanbul odaklı olmaya başladı. Ta ki Uyku Sersemi'nde artık tamamen İstanbul'daki o kentsel dönüşüm, neredeyse Beyoğlu hatta, başrolde gibi bir durum oldu. Planladığım bir şey değildi aslında. Başından beri hep böyle tekinsizlik, kafkaesk durumlar hep ilgimi çekiyor. Elim hep oralara gidiyor. Kentsel dönüşümle bir noktada nasıl oldu bilmiyorum. Örtüştü ve buluştu. Ve o şekilde devam ediyor. Dozu da sanki adım adım artıyor. Yani bundan sonra yazacaklarımda ne olur bilmiyorum ama bugüne kadar hep dozu arttı kentsel dönüşümün. Bu şey gibi, kahramanın adı da Kahraman Kara. Evet. Uyku Sersemi. Evet. Uyku Sersemi'nin kahramanı Kahraman Kara. İronik bir ismi var. Evet, oldukça ironik bir isim. Peki buradan biraz şeye de geçebilir miyiz? Yani şehirdeki kabusun artması evet, fakat bu kahramanlar böyle bir hayat acemisi. Yani sürekli bir bir siper alamama durumu da var. Evet. Yani bu şeyle ilgili bir şey mi? Hani şehrin ve hayatın çok hızlı dönüşmesi. Burada bilmiyorum sen ne dersin, aynı şey mi düşünürsün? Yani Hakan ne der bilmiyorum ama biraz bana okurken hep şeylerle ilişki, kafam durmadan modernite teorisyenlerinin şehir hakkında yazdıklarına geldi. Çünkü temelde ilk aydınlanmacılar gibi onlar da şehrin bir imkanlar bütünü olduğunu savunuyorlar. Yani sevindirici bir şey. Baudelaire ya da Benjamin şehirden, Berlin ya da Paris'ten bahsettiği zaman hani neredeyse satırlardan o gözlerin içinin parladığını hissedersin. İyi bir şey olarak bahsederler.
ya da Foucault tersinden, gerçi o karartır sonunda hikayesini ama en azından başlangıcında özgürleştirici ya da birey olma, özne olma haline varabilmesini sağlayacak bir şeydir. Senin romanlarında karakterler hiç o şehir imkanlarıyla bir araya gelemiyorlar. Yani hep imkansızlıklar evet. sunuyor şehir onlara. Sonunda hep mutlu sonları yok. Evet. Ya da mutlu son ihtimalleri bile yok. Yok. Yani bu ilginç geldi. Bu kadar yani hem şehirden kaçmayı da planlamıyorlar bütün bunlar olurken. Yani bir biçimde şehir bir yere yerleşmiyorlar mesela. Belki şehrin yani. Ürettiği tipler bile diyebiliriz. Şehir olduğu için evet, böyle tipler ortaya evet. çıkmıştır diyebiliriz. Ama hiçbir noktada şehrin dışına da adım atma cesaretleri ya da ufukları gelişmiyor. Evet, hangisi hangisini doğurdu durumu bir noktadan evet. sonra karışık. Yani şehir mi onları yarattığı gibi. Benim kişisel olarak da şehirle ilişkimde böyle bir karmaşası. Karakterlerle benim her noktada uyuşmuyoruz bu arada ama ben onları uzak bir mesafeden bakarak anlatmayı kendinizi her zaman seviyorum. Aynen, onu ayrıca konuşuruz olmazsa. Başka bir konu başlı. Ama şu noktada bir paralellik var. Bizim söylerken hissettim. Benim de hiçbir zaman şey fantazilerim olmadı. İşte sakin bir yere gideyim, yerleşeyim, şehrim. Yani şehri terk etme fantazilerim hiçbir zaman olmadı. Bir şekilde o şehrin cazibesi de var. Yani tuhaf bir şey. Yani ne kaçmak gibi bir niyetim var ne de kalarak mutluluğu da göremiyorum. Biraz onun yansıması olabilir aslında. Yani kendi kuyruklarını ısırmaya mahkumlar bu karakterler. Evet. Başka çareleri yok. Yani biraz daha yaşasalar 3 sene daha yaşarlar. Hani ondan sonra gene bunlar başına gelecekmiş gibi. Bu tabii bana şehirle kurduğumuz ilişkide evet vazgeçemiyoruz. Zehirlendik, bu hıza alıştık, bu uyarıcı çokluğuna alıştık ama bu uyarıcıların bu kadar çok olmasından iyi bir şey çıkması da mümkün değil mi? Evet. Böyle mi diyorsunuz acaba yani, diye? Bu konuda bir de şu var. Mesela şey benim için daha korkunç bir atmosfer. Bir gün öyle bir yerde geçen bir şey yazarsam daha da korkunç olur tahmin ediyorum. Herkesin birbirini tanıdığı, bildiği ya. Küçük, sevimli mahalle orta mesela. O kontrol, o herkesin birbirini evet, bildiği, tanıdığı. Hiçbir zaman o öyle bir güzelleme yok kafamda. Yani herkesin selamlaştığı. Çünkü o herkesin selamlaştığı yerin arkasında çok başka hikayeler de dönüyor. Ve asıl o daha saf bir korku hikayesine doğru gidiyor bence. Evet. Peki mesela bu mahalle deyince yine uyku serseminden bahsedeceğim. Kahramanın kaçtığı yer. Böyle son derece lüks ama hakkında yıkım kararı verilmiş. Çok spoiler vermeden konuşayım. Yok yok. Şey değil. Orada sığındığı yerde hem kendisiyle ve sonrasında hayvanlarla kurduğu ilişki. Yani hani sen diyorsun ya imkansızlıklar. Aslında orada bir şey açılıyormuş gibi. Evet, bir köy hayatı, kır hayatı değil ama hani doğru. insanlarla kurulamayan bir hayat belki başka bir varlıkla evet. kurulabilir. Kendisi onu de orada, sanki. Değil mi? Ama sonunda terk etti onları da. Evet. Yani bana sonu anlatırma lütfen. Evet, spoiler vermeden pardon. Yani yok, rica ederim. Böyle gerçekten o insanlıktan çıkış adım evet. adım görüyoruz karakterde. Bir hafiften bir köpekleşme durumu da var aslında. Ve sonunda da böyle umutlu umutsuz karışık bir son olsun istedim. Ben net sonları sevmiyorum zaten. Hayatta muğlaklık. Yaşadığımız bir sürü şeyin sonu da hep muğlaktır zaten. Yani böyle dönüp bu böyle bitmişti, bu olay böyle son. Şu insanla görüşmüyorum çünkü şöyle olmuştu gibi sonları olmadığı için bu kesitte böyle bir muğlak bir şekilde bitsin. Hafif bir umut ışığı var aslında ama çok hafif bir ışık aslında o. Yani karakterin en sonunda gittiği gibi bir durum var. Biraz daha öncesine, doğa tarihine dönelim. Hı-hı. Doğa tarihi de doğanın bir plazada beyaz yakalılar içerisindeki hem kariyer mücadelesi hem de o kariyer mücadelesinde giderek deliren kadının evet, onaylanma saplantısı, beğenilme saplantısıyla evet. Giderek işte, bir beden terbiyesi de aynı zamanda evet, ya da doğru, beden kontrolünün kaybedilmesi evet. bir süre sonra hakimiyetinin. Biraz şeyci yani iyi diş ediyor kendini. Yavaş yavaş ampute evet. hale getiriyor. O kadar kendi mutsuz kendine. Ki kendi bedeninden. Evet. Gereksiz yere belki ama. Evet ya, kendi için yaşamayıp bir noktadan sonra kendi dünyasını kuramadığı için başkalarının dünyasına evet. misafir oluyor. Ve bu karar alındıktan sonra artık biraz geri dönüşü olmayan, çok tehlikeli ve bir anda hayat başkalarının gözüne oynanan bir oyuna dönüyor. Biraz öyle bir durumdan muzdarip ve adım adım da robotlaşıyor aslında. Bir tür robota dönüşüyor. Yani işte
Yürüyen bantlarda yürüyor. Kuaföre gittiğinde kafasına bir cihaz takılıyor. Bütün bankacılık işlemlerini makinalarla, robotlarla yapıyor. Bir adım adım robotlaşma. Peki metropolün doğurduğu bir şey mi? Yani kaçınılmaz bir şey mi baktığın yerden? Öyle mi görünüyor şehir sana? Kaçınılmaz diye biraz benim ilgimi çeken boyutu sanırım metropolün bu. Yani bir algıda seçicilik olarak metropolün bu yönü anlatmaya açısından biraz bana daha cazip geliyor. O yüzden bu kısmına odaklanıyorum sanırım. Ama bu şey açısından bence çok ilgi çekici buluyorum. Biz mesela bu diğer bu seri olarak düşündüğümüz programın ilk iki programda şeyden bahsettik. Hani modernitenin yarattığı yeni kurgusal kurgu karakterleri, kurmaca karakterler ve en çok kafamızı meşgul eden mesela şeylerden birisi bu şehirde sürekli dolaşan, şehirde dolaşma kavramını neredeyse edebiyata sokan. Planör diyebiliriz belki. Planör ama bir taraftan hani Züppe de aslında bunun ilk, evet, ilkel tabii örnekler olarak kabul edebildiğimiz bir tip. Ama senin kahramanın böyle şey gibi, kahramanların daha doğrusu sığınaklı ya da sınırları çevrilmiş, belirli sınırların içerisinde çok fazla hareket etmeden. Uyku sersteminin bir yerinde hatta karakter kendi için süpermarket flanörü diyordu, evet, öyle, evet, bir şey geçiyor. Yani süpermarkette flanörlük yapıyor. Evet. Yani mesela bu işte yaşadığımız hayatın kahramanı olmak ya da yaşadığımız bütün bu olumsuzluklar ya da bütün bu kabusun içerisinde bu yenik tip, çünkü bu senin edebiyatın bize bu yaşadığımız hayatın da yeni bir kahramanı olarak ortaya çıkıyor. Senin de dediğin gibi bu kahraman birçok ortak özellikleri var. Tabii ya, edebiyata baktığımızda hiç yeni bir karakter olduğunu iddia edemem. İşte Rus edebiyatından başlayan bu lüzumsuz adamlar ekolünün biraz devamı gibi. Evet. Ama belki bir takım kombinasyonlarla yeni bir şeyler oluyor olabilir. Ama karakter öz olarak tabii ki o yer altından notlar, daha öncesi Gogol'ün karakterleri, ondan önce Pushkin'in yarattığı işte lüzumsuz bir adamın günlüğü vardır mesela. Oradaki karakter biraz köklerinin orada olduğunu hissediyorum ben. Daha sonra o yer altından notların etkisiyle Kafka'nın dönüşümü de hep kafamın bir kenarında, da özellikle uyku serseminde çok net bir Kafka'nın dönüşümü şeyi vardı benim kafamın bir kenarında. Çünkü kentsel dönüşüm de zaten içinde bir dönüşüm lafı da var. Kentsel dönüşümle birlikte kendisi de dönüşen, önce yaşadığı kente arkasından kendisine yabancılaşan. Yani sanki bir halka adım adım daralıyor gibi. Önce yaşadığı muhitten kopuyor, evden kopuyor, sonra kendisinden, zihninden kopuyor gibi. Bir böyle halka halka daralan bir şey düşündüm hep. Evet, bir sıkışmışlık değil mi? Belki senin söylediğin o kentin bir imkansızlıklar, evet, alanı olması. Yani mesela doğa tarihinde doğanın, yani karakterimizin adı Doğa. Evet, adı da çok güzel kitabın. Şey, doğa tarihi. Geçsel tarihi. Doğa tarihi, evet. Tam da doğasızlıkla şey olmuş, kararmış bir karakter esasında. Evet. Onun sıkışması çok daha makul bir tarafta. Yani yaptığı iş bir işte rezidansta oturuyor, çok katlı, iş yeri onun ötesindeki işte 7 dakikada ulaştığı bir plazada. Ve neredeyse hani şey, otoparka iniyor, arabasına biniyor, bir başka otoparka çıkıyor. Dolayısıyla yani aslında hiç rüzgarla, evet, temas etmeden hayatı böyle geçebilir. Evet. Yani evet, tümüyle doğadan kopmuş bu anlamıyla. Yani bir etkisi yok, bir oksijen maskesiyle yaşayabilir, bir nükleer plazanın patlama sonrasında. Plazanın eksi 7. katında. Evet, çalışıyor. Havalı bir ofiste. Eksi 7. katındaki havalı bir ofiste çalışıyor. Ve her çalışıyor. Şey suni. İşte şelaleler suni, renkler, evet, suni, ilişkiler zaten o çok öngörülebilir biçimde suni. Onunkisi daha makul geliyor bana. Onun sıkışmış, onun robotlaşması, nesneleşmesi. Neyse artık daha Marksist söyleyeceksek düzenin elemanı haline gelmesi. Tamam. Bu mesela Kahraman Kara, yani Uyku Sersemi'nin karakteri. Bir nebze bunların dışında, bu ilişkiler ağının dışında bir yerde duruyor esasında. Yani biz bir yayın evinde istediği, hayal ettiği kitabı yazması için onay aldıktan sonra ilk görüyoruz. Bu çok, evet, mutlu bir an esasında. Mutlu, mutlu son diye başlıyor zaten. Evet. Romanın ilk bölümünde, evet, mutlu son. Mutlu, evet, son. O da sinir bozucu bir şey biraz. Ama zaten o bile diyor ki mutlu son yok. Mutlu son. Yani doğa için en mutlu anı bile o kadar mutlu değildi gibi. Onun bile kaçamaması... Evet. Daha acıklı
gibi. Evet. Yani kahraman karanın kurtulamayışı daha çok dokunuyor bana. Doğan'ınkini anlayabiliyorum ama. İyi anlıyorum. Evet. O yüzden dedim acaba hakikaten kaçmak mümkün değil mi bu şehrin bu azabından? Yani orada şimdi hani o mutlu sondan biraz devam edersek hani kitabın yapılacağı, basılacağı bir haberini alıyor ve çok mutlu bir şekilde yayın evinden ayrılıyor. İstanbul'la ilgili, şehirle ilgili evet. bir kitap yapacak. İstanbul kitabı. İstanbul kitabı bir nevi. Yani proje başlığı İstanbul kitabı öyle de kalıyor zaten sonra. Ve sevdiği yerler, işte tarihi yerlere sayfalarını ayıracağı bir kitap projesi. Orada hep şu dengeye dikkat ettim. Karakter kentsel dönüşüm, yani kahraman kentsel dönüşümü düşünmüyor. Kentsel dönüşüm üzerine kafa yormuyor. O sadece kitabına kafayı takmış, kitabı çıkarmak istiyor. Kitabı çıkaramamasının sebebi kentsel dönüşüm ama o niye kentsel dönüşüm var demiyor, niye kitabım çıkmıyor diyor. Okur da kitabı düşünmesin, kitap umurumda olmasın. O da kitabı çıkmama sebebi aslında onu bağlıyor. Yani onun o durumda olmasının, bizim canımızı sıkmasının sebebi aslında kitabı çıkaramaması değil. Kitabı çıkaramamasının sebebi. Çünkü o kitapta yer alacak kitapçılar, parklar, pastaneler neyse tek tek kapanıyor. Bizim de sokağımızdaki işte artık yani öyle bir hani kentsel dönüşüm ben külliyen kentsel dönüşüme karşı değilim aslında. Ama bizdeki artık adına ne diyebiliriz? Turbo kentsel dönüşüm mü? Acayip bir şey. Hızlandırılmış kentsel dönüşüm ve yani tiyatro dekoru gibi değişen bir şehirde yaşıyoruz. Yani arkana dönüp baktığında sokak değişiyor neredeyse. Hani böyle Truman Show filmindeki yani. Gibi hani başka bir yere saptığında sokağı tanıyamıyorsun gibi. Bu kadar sokağı tanıyamayacağın bir yerde de bir noktadan sonra kendini de tanıyamama ihtimali olabilir mi acaba? Gibi bir çıkış noktası var ve karakter kitabı için üzülürken biz de kitabın için değil ama kitabın çıkmama sebebi için, arkasındaki neden için üzülelim gibi bir denklem düşündüm. Diğerinde çünkü daha didaktik olma tehlikesi olacaktı. Yani karakter bu kentsel dönüşüm de ne kötü bir şey diye düşünsün istemedim o yüzden. Okurun ilgisini sürekli öbür tarafa evet. kaydırmak. Yani kitap içinde çıkamayan, kaybolan bir kitap var ve kahraman kafayı bununla bozmuş. Evet. Okur da onun çıkmama sebebiyle aslında etkilensin gibi bir denge düşündüm. Bir de burada tabii yine şehrin yani mekan dışında bir de insan ilişkileriyle de ilgili bir boyutu var. Yani benim okuduğum hepsinde bir ayrılık hikayesi de başında evet. değilse bile ortasında karşıya kalıyor karakterler. Bazen zaten çok da aralarının iyi olmadığını keşfediyoruz evet. ama bazen de severken de ayrılıklar olabiliyor. Evet. Bir taraftan da hani orada Aylak Adam'da C'nin bir numaralı rüyasıdır ya, iki kişilik bir dünya kurabilmek. Yani senin karakterlerinin böyle bir rüyaları da yok. İki kişiyle de kurtulmayı evet. planlayamıyorlar. Bu da mı imkansız? Böyle de bir çıkış da mı yok? Onların kabusları var. Karakter, evet. Adım adım bir yalnızlaşma var. Aileden kopuş, sevgiliden kopuş ve kendi içindeki ilişki durumu karışmaya başlıyor. Yani ilişki durumu karışık, kendi içine dönük karakterlerin. Hmm. Karakter biraz kendiyle öyle bir hesaplaşmaya giriyor ki, öyle bir içsel karmaşaya giriyor ki tek başına kalıyor gibi bir durum var. Yardım alınamaz hale geliyor. Hale geliyor ve şey olarak da ben o karakterin tek başınalığını iyice ona odaklanarak o tek onun artık bilinçaltında kaybolurcasına karaktere odaklanmayı da seviyorum. Yani diğer insanlarla ilişkisini görmek zorunda değilim. Kendiyle ilişkisine odaklanayım, kafa yorayım. Romanın ilk bölümünde olmasa bile son ya da üçüncü bölümünde tamamen kendiyle ilişkisi olsun. Bunları aslında adım adım planlamıyorum ama geriye dönüp baktığımda yani, ben de böyle evet. izlekler olduğunu bunun fark ediyorum. Bunun da şehirle aslında. Bir alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaybolma imkanı veriyor. Evet, yani, doğru. Kendini kaybetme imkanı da veriyor. Belki o yüzden mahalle olmaz sana çünkü evet. görecek birileri. Tabii ne yapıyorsun burada der. Bu evet. adam oturabilir o bankta ve evet. kimse bu kim niye burada oturuyor evet. demez. Yani karakter yüzünü değiştirmese bile kaybolmak hmm. mümkün. Bazen bilmiyorum. Hatta üst sokağa taşınsan bile bir ömür seni kimse bulamayabilir. Kahraman kara olur. Şeye gerek yok. Tabii kahraman kara uzak bir yere de gidiyor ama kendi yıkıntılarına da gidiyor sanki değil mi orada? Yani yıkılmak üzere olan bir yere gidiyor. Aynı manalı, zamanda. Çok manalı bir yer. Evet, biraz metaforlarla örülü evet. bir durum var zaten evet. genel olarak uyku serseminde. O gittiği yerde biraz metaforumsu bir yer. Yani deprem sebebiyle yıkılacak kararı alınmış ve boşaltılmış. Lüks. Ultra lüks bir evet. akıllı evler, bomboş akıllı evlerle evet. dolu bir ve site. Ve içinde şeylerin oturduğu, şey parasızların oturduğu, yani, evet. tekinsizlerin oturduğu. Metropol insanı zaten. Yani metropol çok insanı. Süslü, çok havalı ama evet. hani içinde pek bir şey yok. Yani evet. hayatı o boş ya da. Öyle bir boş bir havuz var boş zaten. Bir havuz. Boş bir havuz var. Köpek her şey var, görüntüden her şey. İbaret gibi evet. ya da.
Madem görüntüden bahsettik, biraz o zaman karanlık odadan da bahsedelim. Tabii ki. Karanlık oda da bu AVM'de bir fotoğrafçı. Evet. Onun da fotoğraflarla ve fotoğrafçılıkla, işte tıpkı doğa tarihinde olduğu gibi, sürekli metrodan inip, işine gidip, sonra tekrar çıkıp, yer altından sürekli gidip, hep yer altında yer geçen bir hayatı var. Evet. Bir de fotoğraflarla, yani görüntü, bu görüntü meselesi de senin için önemli bir sinema şey gibi sanki. Sinema önemli zaten. Evet, sanırım o sinemanın hayatımdaki etkisiyle ilgili olabilir. Görünürlük, görüntü, kişinin kendi görüntüsü. O da önemli. Yani onaylanma. Onaylanma. Evet. Hani bu da galiba o şehirdeki iş ilişkileri ya da o iş ilişkilerinin yarattığı yeni bir tanımlanma şekli. Yani ne bileyim, presentable insanlar araması mesela, değil mi? İş ilanları da böyle çıkıyor. Presentable var mıydı eskiden böyle bir şey? Yani şu yaşta şu eğitimi almış ama bir de presentable. Ve onların hepsi dogmalara dönüşmüş. Tuhaf şeyler oluyor bir noktada. Yani bu dayatılan şeylerin de hani... Evet. Yani görünürlük, işte bu şehrin, iş ilişkilerinin, yeni ticari ilişkilerin, iş arkadaşlıkları tanımlarının kesinlikle da değişmesi. Yani şehir hayatıyla birlikte böyle bir dayatmalar listesi geliyor ve demin konuştuğumuz gibi her şey bir dogmaya dönüşüyor. Yani bir noktadan sonra mesela mutluluk bir fetişe ve bir ödeve dönüştü ya artık. Herkes mutlu olmak zorunda, mutluluk ödevini yapıp mümkünse sosyal medya aracılığıyla da bunu ödevini yaptığını yaymak herkese göstermesi zorunda gerekiyor. Mesela bu artık böyle insanları bence içten içe çürüten bir şeye dönüşmüş durumda, bu mutluluk ödevi. Ve de şu tuhaf, mutluluk çok öznel, kişisel bir şey. Hepimizi, yani burada üçümüzü bile mesela mutlu eden şeyler farklıdır, farklı olmalı. Ama sanki tek bir şey varmış, tek bir dogmaymış mutluluk gibi bir şeye dönüşüyor. Ve bu bir noktada dayatılıyor. Hafta sonu şuraya gidilir, şöyle yapılır, tatilde buraya gidilir, şu araba alınır vesaire gibi. Ve bunlar aslında ben bunun dışında kalıyorum arkadaş diyemediği noktada bir insan, ki benim karakterlerim çoğu bunu diyemiyor. Ve yavaş yavaş onun içinde ne içine dahil olabiliyor ne dışına. Doğa tarihi biraz farklı bir örnek belki ama diğerleri ne bunun içine dahil olup eriyip evet gidebiliyor konforlu bir şekilde, ne de tam anlamıyla dışında kalıp alternatif bir şey kurabiliyor. Evet. Yani buna karşı alternatif bir şey kurup bunu küçümseyebiliyor, bunu da yapamıyor. Yeni bir hayat da kuramıyorlar ama o var olan hayata da dahil olamıyorlar gibi bir sevimsiz bir durum yani var. Yani çabalama, çabalama arzuları da arzuları da yok. Yok esasında. Evet. Tabii doğa tarihi bunun en radikal anı belki, yani radikal. Diğerlerinden daha da fazla orada öne çıkıyor. O da şey gibi, hani kültürel sermaye hiç biriktirmemişler zaten. Yani zor durumda kaldıklarında bir yedek depoları yok çağırabilecekleri. Doğru. Yani şeyi fark ettiklerinde, enerjilerinin bittiğini fark ettiklerinde zaten durmuş oluyorlar. Yani artık gidecek bir yer yok. Sızdasın yani, orada tek başınasın gibi bir durum. Belki o yüzden de mutluluk hayali bile kurmakta güçlük çekiyor karakterler. Belki de ödev olmasın diye işte. Yani. Evet, yani şey çok doğru. Herkes benzer şeylere mutlu olmak ya da üzülmek durumundaymış. Benzer tepkiler vermekmiş. Ve mutluluğun sadece tek bir formu varmış gibi. Yani onun kesinlikle dışında bir mutlu olma biçimi de mümkün değilmiş gibi davranıyoruz. Ve şeyi de hiçbir zaman yapmayı tercih etmedim. Alternatif bir şey kurup kurtulan karakterleri girmek istemedim hiçbir zaman. Çünkü bu biraz, nasıl diyeyim, aslında yok ya her şey o kadar da kötü değil gibi bir tarafa çekiyor bizi. Yani biraz belki distopyalardan bahsedebiliriz. Distopyaların da çoğunda, Fahrenheit 451 biraz o anlamda karizmasını çizer distopyaların. Ufak bir umut ışığı vardır ama onun dışında distopyalara bakarsak da her şey daha kötüye daha kötüye gider ve biter. Çünkü bu biraz da bir uyarı, hani bir şeyler kötüye gidiyor durumu var. Sonunda bir çıkış yolu görmek bana böyle hoş gelmiyor. Yani mesela polisi anlatılarda falan da sonunda adalet yerini bulursa hoşuma gitmiyor. Çünkü adalet yerini bulmuyor, görüyoruz evet yani. Alttan alta muhafazakar bir söylem bile oluyor. Yani bak adalet yerini buldu, bak kendine göre güzel bir şey kurdu. Ben kuramayıp kötü duruma düşen ve niye böyle oluyoruz, niye böyle bir durum var etrafımızda noktasını bırakmayı tercih ediyorum. Bu da bir takım okurları rahatsız edebilir. Ama bunu göze alıyorum baştan yani. Biraz yani distopya gibi yaklaşıyorum. Distopyaların da sonunda bize güzel bir çözüm hiçbir zaman verilmez. Ya belki de dediğin gibi düzene uygun bir şey yapmamak. Yani düzen bunu dayatıyorsa ve mutlaka bir sonu dayatıyorsa ya da her şey çok net olacaksa niye olsun? Olmasın. Evet. Hani biz 21. yüzyılda böyle bir hayat ve böyle bir şehirde yaşıyorken zaten kendimiz bile yarın sokağımızın adını da değişmeyeceğini bilmiyoruz.
evimizi de yerinde bulup bulamayacağımızı bilmiyoruz. Aynen. Bilmiyoruz. Her şey o kadar muğlak ki aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla net olan hiçbir şey yok. Evet. Yani ama şehrin değişen kimliğiyle bizim değişen kimliğimizin arasındaki paralellik. Doğru. Ama o değişim sırasında karakterlerin bilinçleri körleştikçe bilinç dışları kontrolü ele geçiriyor yavaş yavaş. Yani evet. Yani kum saati gibi bilinçten bilinç dışına doğru akıyor roman içinde. En sonunda tümüyle ele geçirmiş durumda. Artık hayalde yaşar hale geliyorlar. Karakterlerin gerçeklikle ilişkileri tümüyle kopmaya başlıyor gibi. Kesinlikle yani, katılıyorum. Hatta uyku sersteminde mesela şöyle adım adım bir durum var. Mesela kendi yüzünü başka bir yüz olarak görmesi çekilmiş bir fotoğrafta. Korkunç bir an ve rasyonel beyin hemen bunun nedenini çözmek istiyor. Ve ilk başta yani romanın ikinci bölümünde bir tıbbi bir arayışın peşine düşüyor. Yani gözümle ilgili bir sorun var, acaba o yüzden mi oldu? Rasyoneliteden, tıptan umudu kestiği zaman da aynen söylediğin gibi delilik şeyine doğru gitmeye başlıyoruz. Evet, hepsinin şeyi o. Ve esasında o yüzden kültürel sermayeyi eklemek istedim. Yani o aslında kültürel sermayeleri yüksek. Hayır, bence değil. Çünkü şu, orada ben çok yüzeysel imgeler sosyal ele geçiriyor. Ilgili bir problem. Hayır, yani şey olarak biriktirdiklerini düşünmüyorum. Kendilerini yeterince donanımlı hale getirmekle ilgili bir kaygıları olmamış. Yani en onun dışına çıkabilecek kahraman kara diye düşünebiliriz ama o da listeci. Yani o da yüzeysel olarak bakıyor. Evet. Derinlemesine inen bir hayata bakışları yok. O yüzden zayıf olduğunu düşünüyorum ya da eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok gündelik, anlık görüntüler ele geçiriyor zihinlerini kısa süre sonra. Hepsinden çok müthiş etkiliyor ve hiçbir filtre olmadan etkilenmeye başlıyorlar bir süre sonra. Ve artık şeyin içinde kayboluyorlar. O imgeler arasında bir daha uyandığın, bir daha uyandığın, bir daha uyandığın bir rüya. Bir türlü açılmayan bir şey var orada gibi geliyor bana. Ama katılıyorum. Yani o bir takım yüzeysel kaçışlar var. Mesela daha ilk dönem romanlarda da. Örneğin müzik zevkiyle, farklı müzik dinlediği için kendini biraz farklı hissediyor. Bu benim aslında eleştirel olarak yaklaştığım bir şey ve biraz komik de bulduğum bir durum. Çünkü biraz altı boş bir cemiyet dışı mahluk olma hali. Hatta ben bunlar konusunda bazen olumsuz eleştiriler de oldu. Sanki hani genç bir erkek karakteri anlattığı zaman kendini yazıyor gibi hemen kodlanıyor ve işte iki enteresan müzik grubu geçirmiş. Hani kendi müzik zevkiyle hava atıyor bize gibi. Tam tersi dönüp bana böyle bir eleştiri olarak bile geldi. O anlamda katılıyorum yani. Gerçekten altı dolu bir, yani yine tekrar edeyim, cemiyet dışı bir mahluk olma durumu da yok aslında bir yandan da. Çünkü mesela doğa tarihinde doğanın mutlu olarak andığı bir geçmişi var. Kendisi öyle değerlendiriyor ama okurken aslında pek de mutlu bir hayat değilmiş o da. Evet. İşte Sepultura dinleyen, metal müzik dinleyen, işte biraz da garip görünümlü birine bir zaman bir aşk yaşamış. Tamam yani bu çok da fırtınalı olmayacak, kafasını tamamen yepyeni bir haline getirdiği bir hayat olmamış ki. Orada da zaten kısmi bir kendi çağı için, kendi yaş grubu için bir özenme hali varmış. Yine sistemin kodları içindesin aslında. Yani sistem onu alternatif olarak kodluyor. Alternatif oluyor o hayat ya da o müzik. Sadece bir biçim farkı var şeyden. Şu anda yaşadığında. Bazen de o müzik tamamen böyle bir boşluktan gelebiliyor. Doğru. Ama kaçmaya çalıştığı yer de esasında problemli bir yer. Evet. Yani kurtuluş gibi. Veya oraya geçebilir. Aslında gösterelim, apartman boşluğunda çok ilginç bir kapağı var. Pardon. Yok, estağfurullah. Kitapları çok Hakan'ın. O yüzden hepsinden bahsetmeye çalışalım. Ama buradan devam edebiliriz bence. Bu boşluklar ve aslında bu boşluklar da biraz şey gibi, hani artık şehirdeki hayat ve bunun bize dayattığı hayat da bir belleği çok mümkün kılmıyor aslında. Her şeyi çok çabuk unutabiliyoruz. Yani belleğimiz tamamen boşluklardan ibaret bir şeye dönüşüyor. Ya da ya çok trajik bir şey bile olsa, bunu ben nasıl unuttum? Ben mesela kendimi çok yakalıyorum. Böyle bir şey nasıl unutmuş olabilirim diye mesela. Bu kesinlikle. Hani boşlukların belki senin söylediğin hani o yüzeysellik ve bilincin giderek kendi içine dönmesi ve bilinç dışının daha hakim olur bir hale gelmesinde de hani bir bellek inşa etmek de çok mümkün görünmüyor. Evet. Bu karakterlerin içine düştükleri durumun biraz da sebebi bu belleksizlik, geçmişten sert kopuş. Yani kentsel dönüşüm bunun bir örneği. Mesela boş zaman
romanında hafızası kayıp bir karakter var. Geçmişini hatırlamıyor ve geçmişinden kopuk, geçmişini hatırlamayan bir insan. Tabii ki orada yine onun hastalığı bir metaforsal bir durum. Şey açık oluyor, manipülasyon açık oluyor. Yani geçmişinden koptuğu anda senin geçmişin böyleydi dendiğinde bir insan onu kabul ediyor. Bu toplumlar için de geçerli. İşte şu savaşları kazandın, işte şu kahramanlıklar var tarihinde dendiğinde. Bunları birebir deneyimlememiş bile olsa kişi böyle bir protez hafıza takılmış gibi onlarla yaşıyor. Aslında o bellekten kopuş bir noktada kendinden de kopuş ve dediğin gibi bir geçmiş şu an ve gelecekten çok hızlandırılmış bir şu an içinde yaşıyoruz. Hep şimdi. Ve her şey çok anlık gerçekten. Yani bunu sosyal medya da çok köpürtüyor o anlamda. Bir anda işte çok neredeyse birisi intihar edecekmiş gibi bir intihar notu gibi bir İşte tweet attıktan 2 dakika sonra sevdiği bir şarkıyı paylaşabiliyor mesela. Değil hepimiz mi? O anlamda anladım, delirdik zaten. Değişiyor. Sanki böyle işte İsveç'teki kuzeni... intihar etmeye evet. çalışıyor. Ayrıca evet yani. Hani sanki İsveç'teki kuzeni hesabını ele geçirmiş gibi bir anda olumlu bir şey dönüyor. Biraz önceki o isyan, o umutsuzluk durumu nasıl bu kadar hızlı geçiyor? Mesela işte Orwell'in 2 dakikalık nefret seansları vardır ya, onu hatırlatıyor bana. Yani 2 dakika nefret kusup sonra mutlu hayatlarına geri dönüyor insanlar. Gibi tamam, durumlar. Tabii bu konular konuşulunca ben kitaplardan kopup yani diğer düşüncelere dalıyorum. İkisini böyle paralel konuşuyoruz gibi oluyor. Çünkü çok ilgili apartman boşluğuyla ilgili benim belki farklı olarak söyleyebileceğimiz galiba burada karakter biraz daha hızlı ayıyor şeyi. Daha çabuk fark ediyor hayatında bir şeylerin kötü gittiğini. Evet. Diğerlerine kıyasla daha en başından hatta işte sıkıcı işinden istifa ederek yeni bir hayat kurma gayesiyle. Seçim yani yapıyor. Kendisi ilk defa bir şey peşinde. Daha aktif bir kahraman evet. var. Evet. Kendi tepkisini koyuyor olan bitene. Hayır istemiyorum seni artık, başka bir hayat istiyorum evet. diye. Burada da fakat ilginç olan yine aynı belki benzer sorun özgünlük imkansızlığı. Evet. Yani bir şarkı bestelemek istiyor fakat bütün şarkılar kafasındaki bütün şarkılar daha önce dinlediği şarkılar. Kendine ait bir şarkısı yok. Burada da şey ilginç, apartman boşluğu da orada önemli. Yani bir yokluktan gelebilir o ancak. Kendi içinde yok. Evet. Yani hiçbirimizin belki de özgün olma ihtimali yok bunun içinde yaşarken. Umabiliriz böyle olacağını. Şey gibidir ya, çocuklara aileler kendi hayallerini empoze etmeye çalışır. Ben yaşayamadım, sen yaşa benim yerime. O kendinin yaşamama... acısını da silen bir şey olarak artık çocuğun sorumluluğu. Miras olarak acılarımızı da sanki bırakmaya çalışıyoruz. Ve o yüzden o boşluk önemli. Alice Harikalar Diyarına Açılır gibi bir taraf ama kara delik bir aslında. Yani seni de çekiyor içine. Oradan gidip başka bir boyuta atlamayacaksın. Bir de özgünlüğü de konuşabiliriz belki. Yani özgünlük imkanını da. Bu mümkün mü peki? Yani şey çok doğru, özgünlük takıntısı, özgünlük paranoyası belki diyeyim, apartman boşluğunda. Yani muhteşem besteler yapmak için daha sessiz, daha elverişli bir eve taşınan bir karakter görüyoruz. Ancak hayalleriyle yeteneği arasında bir uçurum var. Bir de o anlamda müzik çok etkileyici geliyor bana. Çok soyut bir sanat müzik ve gerçekten hani tırnak içinde deli işi denilen bir durum. Çok soyut ve özgün bir şey ortaya koymak için gerçekten tırlatılabilir gibi geliyor. Şu an bu bulduğum beste, melodi bana mı ait yoksa böyle bir şey var mıydı mesela? Bu edebiyat için de geçerli, sinema için de geçerli ama müzik de daha da sanki acayip, kontrolü daha zor. O anlamda karakter duvardaki o delikten gelen sesleri araklayarak çalmaya başlıyor ve çok beğeniliyor. Muhteşem besteler ama şöyle bir iç huzursuzluğu var. Kendine ait değil aslında. Yani içine sindirerek sevinemiyor ama tabii başarı çok karanlık bir şey. Bir yandan da söylemiyor. Yok ya, duvardaki delikten geldi o da itiraf. Kendine bile edemiyor bir noktadan sonra. O yüzden sonra. De bir kale inşa etmeye çalışıyor evet. aslında etrafına. Evet. Yani çaldığı belli olmasın diye kendi kasasının içinde bu sefer kendi mahkum hale gelecek. Kesinlikle. Onu mahkum oluyor ve aslında kendi besteleri ve bu sadece bir paranoya mı yoksa değil miydi bilemiyoruz. Yani çok basit hikaye yapısında şu vardır ya, karakter bir şey çok ister ama engeller vardır. Bunu başarırsa mutlu son olur, başaramazsa trajedi olur. Ben bu yapıda, bu yapıdan kimse kaçamaz, bu 2000 yıllık daha eski kadim bir yapı ama bu yapıdaki şeyi dağıtma kısmını seviyorum. Yani karakter bir şey ister, bir engel vardır, sonra bir şeyler karışır. Hani albüm çıkarır başarılı olur, yapamaz intihar eder. Hani böyle çok keskin mutlu, keskin mutsuz sonlar yerine karakterin o isteğinin, o motivasyonunun içinde, o çatışmanın içinde kaybolması
evet. gibi anlatıları delilikte seviyorum. Delilikte bu işin sanırım. Nirvanası gibi kesinlikle. Çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Delilik bir de zaten neredeyse normal halimiz gibi artık. Yani neden delirmiyoruz? Ya da nasıl delirmiyoruz bütün bunlar olurken? Ya da niye deli olmadığımızı düşünüyoruz? Ya da niye deli olmadığımızı düşünüyoruz? Ya da kolektif olarak delirmişsek bunu anlayır mıyız? Evet, ya da bunu anlayabilir miyiz? Evet. Dolayısıyla hani bu kahramanların hepsinin bir şekilde cinnet, delilik halleriyle kendilerini bulmaları, o boşluğun içinde kaybolmaları ya da kendilerini bile tanımlamaktan vazgeçmeleri. Yani niye göre kendimi tanımlayacağım ki ben? Yani madem bu hayat beni böyle kendi içine doğru çekiyor. Genelde zaten tanımlamayı biz yapmıyoruz. Bizim için birileri yapıyor. Evet, birileri ve bu bir virüs yani. Bu ele geçirdiği zaman insanı kendin için hiçbir fikrin kalmıyor. Tamamen başkalarının, yani sosyal medya da bu konuda bunu çok evet. köpürten bir şey aslında. Ve doğa tarihinde de çok uğraştığım bir temaydı o. Yani en çok beğenilen fotoğrafını profil fotoğrafı yapıyor mesela. Bu çok basit anlık bir şey ama arkasında şu var. Yani profil fotoğrafı yapmak onun kimlik olarak aslında evet. vitrine koymak. Ve kendi kimliği fotoğrafı, kendi vitrine koyacağı şeyi kendi en beğendiği fotoğraflarından seçmiyor. En çok beğenileni seçiyor. Burada da bu hepimizin içinde olduğu bir durum. Ben kendimi dışarıda tutup parmak sallamıyorum. Ben de bu şeyin içindeyim. Tabii. Yani içinde hepimiz aynı gibi battığım bataklıktan bildiriyorum. Yani bazen eleştirel metinlerde hep öyle bir tehlike vardır. Yazar kendine baksın. Zaten kendi içinde bulunduğum durumu aslında anlatmaya çalışıyorum o anlamda. Tabii doğa tarihi doğru. Neredeyse hani o gerçekten distopyaya gidiyor. Evet. Oradaki hikaye. Bir Black Mirror bölümü çıkar oradan yani kolaylıkla. Ben bir de o paranoyadan azıcık bahsetmek evet, istiyorum. Delilik deyince tabii paranoya. Delilik demişken doğru. Yani bu artık adını bile saklamak istemiyor. Evet, otel paranoyayı da gösterebilirsek. Çünkü kapağı evet. da oldukça ilginç. Bence bu da çok... Evet. Hatta, kitap olarak bir nesne olarak evet, da nesne gayet olarak, nesne ilginç. Kitap gibi. Evet. Evet, Berat Tekmenci'nin çizimleri evet, de var içinde. Farklı bir okuma hazzı da veriyor. Diğer... romanlardan, gerçi bunu bir roman diyemeyeceğiz tabii ki galiba anlatı ama daha farklı bir akışı da daha farklı. gidişatı da daha farklı. Ama otel meselesi de ilgimi çekiyor işin doğrusu. Çünkü karakterler diğerlerinde, diğer romanlarda bir biçimde yalnızlaşan dediğin gibi tek başına hayatını buna göre organize eden, bilinçle veya istemeden veya buna mahkum olan karakterler en sonunda artık real gerçeklikle de ilişkiyi kopa adım, evet. gidiyor. Ama burada daha başta zaten şeyler niye zihnimizin delilik şeyini, vanasını açmıyoruz ki sonuna kadar diye başlıyor. Açalım. Ortadan dalıyoruz evet, hikayeyi. Doğrudan. Her şey, her kapı her yere açılabilir. Herkes her şeyi yapıyor olabilir. Bütün yani akan bir Dali sergisi gibi yani oradan oraya Dali tablolarını görüyormuş gibi her şey mümkün. Zaman da kıvrılabilen bir şeydir. Mekan da kıvrılabilen yani bir şeydir. Dış gerçeklikle iç gerçekliğin evet. arasındaki sınırların tamamen evet. hemen hemen kısmen tamamen kalktığı bir burada, şey. Burada gitmeye çalıştığın şeyi biraz anlatmanı istiyorum. Yani burada sanki daha başka bir deneme var gibi geliyor bana. Evet doğru. Yani biraz orada aslında bu kısa uzun öykü ya da kısa roman yani resimli bir anlatı olmasın. Yani metnin kısalığından da aldığım bir cesaret olabilir. Tamamen delilikle başlayıp hani adım adım giden bir kurgu benim kurgu bayağı takıntılı oldum ve çok kafa yordum bu konu aslında. Buradaki kurgu tabii yine kendi içinde bir kurgusu var ama o anlamda delirmeyi adım adım göstermektense bir delilik kesiti gibi. Yani karakterin aslında karakteri neredeyse dışarıdan bakmıyoruz. Onun bilinç altında, onun deliliğinde biz de kayboluyoruz gibi bir deneme diyebiliriz sanki buna. Yani şöyle bir şey var. Anlatıcı aklı selim bir noktada durup karakterinin deliliğini bize güzel güzel anlatmıyor. Anlatıcı da o deliliğin içinde kaybolmuş. O anlamda bir konforumuz yok yani. Bir mesafeden bakamıyoruz evet. ona. Gibi bir deneme var sanki. Otelde buna sanki bir mekan olarak otelde çok zemin hazırlıyor. Işte, kesinlikle. Yani otel paranoya diyor karakter ama yani ya da anlatıcı. Otelde mi bir sorun var yoksa karakter mi evet. paranoyak? Onu da tam bilemiyoruz aslında. Belki çok normal, mantıklı bir yerde her şeyi kendi kafasında kuruyor gibi bir durum var. Zaten ilk başta bir tuhaf bir otel, perili bir yermiş gibi başlayıp sonra aslında tuhaf olanın, perili olanın anlatıcının zihni olduğu gibi bir noktaya geliyoruz. Ama mekanla bu ilişki de hep var galiba senin eserlerinde. Evet, hani... burada daha sert oldu sanki o ilişkinin açıklığı ve de otel olması da hani daha odaklı, otel odaları, ortak alanlar, terastaki havuzlar falan böyle çok evet. o anlamda
elverişli oldu. Zaten iç mekan biraz daha önemli dış mekana göre. Hı-hı. Yani hı-hı, benim hissettiğim şey. Evet, bütün eserlerde. O şehir şeyde, onların zihnini, karakterlerin zihnini belirleyen temel etmen belki şehir, hı-hı, yaşamı diyelim. Ama nihayetinde bu karakterler öyle ya da böyle kendilerini sokaklarda gezinirken çok da bulmuyorlar. Genellikle hep kaçtıkları daha dar bir alanları var, doğru, bir evleri, hı-hı, var. Ve bazen dizayn etmeye çalışıyorlar dizayn evi ediyorlar, hatta evet, kendilerine, doğru, göre. Dizayn, hep bir taşınma da var bir yerlerinde, doğru, işte bir yerden, evet, bir yere gitme, başka bir yerde yine bir mekanın içinde, evet, kendi burada da bir otele taşınıyor gibi aramaları. Evet. Kurtulamıyor otelden, otelin içinde, evet, kalıyor. Oteldeki tuhaflıkların dozunu da şey tutmaya çalıştım hep, gündelik ayrıntılarla. Yani hiçbir zaman çok acayip, çok anormal bir şey olmuyor. Ama öyle kombinasyonlarda normal gündelik şeyler gerçekleşiyor ki bundan rahatsız oluyoruz. Yani işte bir mekana girdiğinde herkes kafasındaki peruğu kaldırıyor mesela. Hani peruk son derece normal bir nesne ve insanların kafasında peruk olması da normal ama bir yere girdiğinde herkesin peruğunu çıkarması çok sinir bozucu, sinir bir durum. Bozucu, evet. Ama işte bir işte hayaletler, hortlaklar, uzaylılar gibi dünya dışı hiçbir şey yok ama bence bu acayip dünya dışı bir sahne bir yandan da. Benim öyle dünyevi şeylerle dünya dışı bir şeyler kurma takıntım da var sanırım. Sevdiğim bir durum olur. Evet, güzel bir takıntı. Umarız bu takıntılar devam eder. Teşekkür ediyorum. Diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Hakan. Teşekkürler. Bugün Şehir Hepimizin 56. programı gerçekleştirdik. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.